Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir anahtarlığın yapımını anlatacağım. Hanımlar, anahtarlığımız çok çok güzel ve çok şirin ve o kadar da kolay bir model olacak. İp olarak dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. İpiniz ince olursa daha güzel olacağını düşünüyorum. İsterseniz elinizde ince ip yoksa lif iplerinden de yapabilirsiniz. Şöyle ipimin markalarını bu şekilde göstermek istiyorum. Bim'den aldığım iplerle yapacağım. Öncelikle yeşil ipimizle modelimizin yapımına geçelim. Hanımlar, öncelikle sihirli halka yapalım. Bu şekilde bir düğüm atarak şöyle halkamızı yapalım. Şuradan batarak şöyle bir tane zincir. Bakın, başına dolayarak, isterseniz dolamadan da yapabilirsiniz. Bir tane sık iğne. Tekrar doladım. Bu şekilde 8 tane sık iğne yapalım. Hanımlar, 8 tane yaptım. Buradan ipimizi bu şekilde çekelim. Şöyle çektim. Şurayla birleştirelim. Şöyle. Bir tane zincir yaptım. Tekrar yine sık iğne yapıyoruz. Her bir yuvanın içine 2 tane sık iğne. Şöyle. Her birinin içine 2 tane sık iğne yaparak bu sıramızı bitirelim. Hanımlar, bu şekilde sıramızın sonuna geldik. Zincir sayımız 18 tane oldu. Şimdi şuraya batarak, bakın, tekrar batıyorum. Tekrar sık iğne yapıyoruz. Buraya 2 tane yaptım. Şuraya 1. Buraya 2 tane. İlerisine 1. Bir çift, bir tekli olarak sıramızın sonuna kadar devam edelim. Toplamda üste oluşan zincir sayısı 24 tane olacak. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Yapıp gelelim. Hanımlar, toplamda üst tarafta 24 tane zincirim oluştu. Şimdi bu sırayı da bitirdim. Bakın, şuraya iyi bakalım. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde çeviriyorum. Bir tane zincir. Bir ileriye batıyorum. 1 2 ve şuraya da batalım. 3. Tekrar çeviriyorum. 1 ve 2. Tekrar çeviriyorum ve 1. Bu şekilde eksilttik hanımlar. Şöyle, şimdi aşağı inelim. Sık iğne yaparak sırasıyla şöyle aşağıya inelim. Şuraya da batalım. Bir tane yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi aynı şekilde 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. Çeviriyorum. Bir tane zincir. Buraya 1 2 ve 3.
Tekrar çeviriyorum. Bir zincir buraya, bir ve iki. Tekrar çeviriyorum. Şöyle buraya bir. Tekrar çevirdim. Bu şekilde kenarına sık iğnemizi yapıp aşağıya inelim. Hanımlar, toplamda 6 tane yaprak oluşacak. 6 tane yaprağımızı yapıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde sıramın sonuna geldim. Şimdi ipimi biraz uzun kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu kadar ipimi uzun kestim. Şimdi şuradan ters çevirdim. Bakın, ipimizi şöyle şöyle aşağı indiriyorum buradan. Tekrar şuradan batıyorum. Bakın, buraya iyi bakalım. Şöyle battım. Buraya zincir yapıyorum. Birkaç tane zincir yapalım. Şöyle bir 7-8 tane zincir yapsın. Hemen karşısına şuraya batarak ya da şuradan batalım. Batabildiğimiz yerlerden. Şöyle battım. Bakın, burayı sonra bağlayabiliriz. Şuradan tığımı batıyorum. Şu yaptığım zinciri şöyle yukarıdan çıkardım. Bu iki ipi de şuradan bağlayalım. Bağladıktan sonra ipimizi keselim. Şöyle kestim. Bakın, burada da zincirimi bu şekilde çıkarmış oldum. Şimdi bunu kenara bırakıyoruz. Hemen sarı ipimizle devamına geçiyoruz. Hanımlar, şöyle sarı ipimden aldım. Hemen bir tane sihirli halka yapalım. Şöyle. Şuradan. Bakın, ipimi uzattım. Şöyle. Buraya bir tane beşli fıstık yapalım. Bu arada biraz çekelim, daraltalım. Şöyle. Bir tane fıstığımı yaptım. Şurayı çekelim birazcık. Arasına bir zincir, başına doladım. Tekrar 5 batımlık bir tane fıstığımızı yapalım. 4 veya 5 önemli değil. Araya tekrar bir zincir. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 4 tane fıstıklarımızı yapalım. Dediğim gibi, fıstıklarınız, ipiniz kalın ise dörtlü, ipiniz ince ise beşli yapabilirsiniz. Şurayı çekelim hanımlar. Şöyle bu şekilde çektim. İlk yaptığım fıstığımın tepesine şöyle batarak kaydırma tekniğiyle kapattım. Bu alttaki ipimi şöyle bırakıyorum. Şimdi şuraya, araya batarak bir tane fıstık. Şöyle kapattım. Araya bir veya iki tane zincir yaparak hemen ileriye. Bir tekli yaptım. Şimdi buraya çift fıstık yapacağız.
Şöyle fıstığımı kapattım. Arasına bir zincir, aynı yuvaya bir tane daha fıstık. Şuraya çift yaptım, kapattım. Arasına bir zincir, hemen şuraya bir tane tekli fıstığımı yapıyorum. Tekrar kapattım. Araya bir zincir, başına doluyorum. Şuraya batarak buraya çift fıstığımı yapıyorum. Hanımlar, ikinci sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi bakın şuraya battım. Şimdi bu sırada hanımlar, bakın şuraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir ilerisine bir tane çift. Bir tane yaptım. Hemen aynı yuvaya bir tane daha. Şuraya çift yaptım. Bir tane tek yapıyorum. Kapattım. Hemen ilerisine bir tane çift. Hanımlar, belki model çok görünmüyor ama biraz yapımı zor oluyor. Bir çift yaptım, hemen ileriye bir tek. Şurayı kapatıyorum. Tekrar ileriye bir çift. Bu üçüncü sıramız. Üçüncü sırada bir çift bir tekli olarak yaptık. Sıramızın sonuna kadar gelmiş olduk. Şöyle. Hanımlar, şimdi dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada şuraya bir tek kapattım. Bir ilerisine bir tek kapattım. Bir ileriye çift. İki tekli bir çift yapıyoruz. Şöyle aynı yuvaya tekrar batıyorum. Buraya çift yaptım. İki tekli bir çift. Şuraya tekrar tekli kapattım. İleriye tekrar tekli kapattım. Tekrar ileriye. Hanımlar, buraya bir tane daha yaparak çift yapıyoruz. Şöyle. Bakın, bir çift, iki tekli. Tekrar devam ediyorum. Şuraya çift yapalım. Hanımlar, dördüncü sıramızı da yaptık. Yavaş yavaş büyüyor. Şimdi beşinci sıradayız. Beşinci sırada hanımlar, hepsine tekli fıstık yapıyoruz. Şöyle fıstığımı yaptım, kapattım, bir zincir yaptım, ileriye tek, hepsini tek yapıyoruz. Şöyle tekrar ileriye. Hanımlar,
Bu sıranın sonuna da gelelim tekli yaparak. Hanımlar 5. sıranın şöyle sonuna geldim. Şimdi dilerseniz çevirirsiniz, dilerseniz çevirmezsiniz. Ben çeviriyorum hanımlar. Şöyle çevirdim. Şimdi burada içinde bir tane ipimiz var. O ipi kesebiliriz. İçinden de yürütebiliriz. Sıkıntı değil. Şöyle şuradan ben ipi kesiyorum. Şimdi devam edelim. Bakın 6. sıradayız. Her bir yuvaya bu şekilde sık iğne. Şöyle devam edelim. Her yuvaya bir tane sık iğne. Sık iğne yaparak devam edelim. Bakın sık iğnelerimi yaptım. Şimdi bir sıra. Hanımlar şimdi bir atlıyoruz. İkinciye sık iğne. Bir atlıyoruz. Bir sık iğne. Bir atlıyoruz. Bir sık iğne. Bu şekilde başladığımız noktaya kadar devam edelim. Bir atlayalım. Bir sık iğne. Şöyle. Şimdi buradan ipimi koparıyorum. Biraz uzun keselim. Şöyle burayı elimle çok çektim, kusura bakmayın. Bu şekilde düzelttim. Şimdi hanımlar silikon varsa silikonla yaparsanız daha da güzel olacağını düşünüyorum. Evde silikon yoksa dikebilirsiniz. Ben şimdi silikonla size göstereceğim. Hanımlar şimdi bakın silikonu aldım. Dediğim gibi evde silikonunuz olmayabilir. Bunu dikebilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde bakın şurasını tam ortasına şöyle yapıştırıyoruz. Şu yapraklarını da silikonlayalım. Şöyle bakın yaptıktan sonra şöyle bastıralım. Bu şekilde yapalım, gelelim. Hanımlar bu şekilde yapıştırmasını yaptım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi bu şekilde halkalar lazım bize. Anahtarlığımızı yapıştırmak için. Dilerseniz bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz de başka şekillerde kullanabilirsiniz. Ben gayet beğendim. Evdeki anahtarlıklarınızı bu şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle daha önce de bu rengini yapmıştım. Evde ne kadar anahtarınız varsa süsleyebilirsiniz. Hanımlar bu şekilde ben yaptım. Ben beğendim. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğendiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.